Spor camiasından Cem Özel'e destek. Küçükçekmece ilçesinin önde gelen spor adamlarından Cem Özel, milletvekilliği adaylığını açıkladığından bu yana partili partisiz, aday olduğu partiyi destekleyen, desteklemeyen, daha doğrusu tüm spor adamları Cem Özel'e destek verdi. Bu sabah Küçükçekmece Öğretmenler Evi'nde gerçekleşen sabah kahvaltısında ilçenin önde gelen spor adamları bir araya gelerek Cem Özel'e desteğini yenilediler. Evet, buradaki bütün dostlara hoş geldinizler. Kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, değerli antrenör, hoca arkadaşlarımıza da hepsine teşekkür ediyoruz katılımları için. Bizler Küçükçekmece İlçesi Spor Adamları Derneği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana Cem Özel kardeşimizin ve Büyük Bilim Partisi'nin bize yakınlığını, bize gösterdikleri samimiyetin farkındayız. Bu çıktığı yolda da değerli başkanımıza başarılar diliyoruz ve her zaman desteğimizi Cem Özel ve arkadaşları adına buradan açıklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah gönülden geçenler olur. Başkanımızı ve diğerlerimizi Ankara'da görmek istiyoruz. Tekrar buraya katılan bütün kulüp başkanlarına, yöneticilerimize ve hoca arkadaşlarımıza teşekkür ederek bize gelinler diyorum. Saygıdeğer başkanlarım, değerli meslektaş arkadaşlarım, Güzide ilçemizin, Güzide kulüplerimizin başkanları, yöneticileri, sporcu arkadaşlarımız, antrenör kardeşlerimiz. Hepinize günaydın der, hayırlı bir günle, bir gün diliyorum. Hepimizin bildiği üzere Cem kardeşimizin daveti olarak buraya katıldık. Cem kardeşimizi yakinen tanıyoruz. Kendisi spora büyük hizmetler verdi. Halen de vermeye devam ediyor. Biz de onu bu yolda yalnız bırakmamak adına davetine icabet ettik. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Öncelikle hepinize saygılar, sevgiler. Bu güzel organizasyon için Büyük Birlik Partisi Sayın şöyle söyleyeyim. Büyük Birlik Partisi milletvekili adayımız Sayın Cem Özel'e teşekkür ediyorum. Biz Mücadele Spor Kulüpleri olarak karate, tekvando, kickbox, boks gibi sporlarda faaliyet gösteren kulüpler birliği olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da iyi bir şekilde devam edeceğiz. Bu güzel organizasyon için Cem Bey'e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda spor adamlarının spor için yapmış olduğu hizmetler yapılanın çok çok üzerinde. Ben özellikle seçim satım halinde çok büyük gayret gösteren Cem kardeşimi tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı içinde bireysel olarak en çok çalışan milletvekillerinden bir tanesi diyebilirim. Yani ilk ilan edildiği günden itibaren aralıksız gecenin bir saatine kadar çalışmalarına devam ediyor. Rabbim emeğini zayi etmesin. İnşallah ülke olarak pazar günü yapılacak olan seçimlerin hayırlara vesile olmasını ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii gündemimiz burada Cem Başkanımızın adaylığı. Ben her zaman şunu söyledim. Bir arkadaşımız yukarı çıktıysa onu kıskanmadan, onu eleştirmeden aşağı çekmeye uğraşmayalım. Onu daha da yücelterek, daha da destekleyerek yoluna devam etmesini sağlayalım. Moral motivasyonunu sağlayalım. Bu sayılarımızı artırmamız lazım. Bu konuda bütün bu durumda aday olan arkadaşlarımızı desteklememiz lazım. Cem Özel kardeşime başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygıdeğer muhtarlarım, değerli Kızılay Başkanım, üçüncülük kulüp başkanım, siz değerli amatörlerin cefakar başkanları ve antrenörleri, bugün bize bu organizasyonu yapan saygıdeğer Cem Özel arkadaşımı, çıkmış olduğu yolda başarılı olması için tüm kulüplerin desteğini toparlayarak burada alabileceği desteklerle en içten dileklerimle kutluyorum kendisini. Yolu açık olsun. İnşallah gönlümüze göre milletvekili olur. Güzel bir ortam sağlar kendine.
bize bu amatörlerde vermiş olduğu güzel destekleri vardır. Her kulübe gittiği yerde başarılı olmuştur. Gerek amatör kurulda da bu başarıyı arkadaşlarımız da yakalamıştır. Bizler de kendisinin yanındayız. Cümleten selamun aleyküm. Tabii malum bir seçim dönemi yaşayan bir kardeşinizim. Yaklaşık bir aydan beri eşimle çocuğumla kahvaltı yapmayan bir kardeşinizim. Aileyle oturup yemek yemeyen bir kardeşinizim. Seçim döneminde bir aydır ilk defa bugün ailemle beraber kahvaltı yapmanın onurunu yaşıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Burada birbirinden değerli abilerim, arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, kıymetli büyüklerim var. Bugün bizleri kırmayarak, şahsımı onurlandırarak burada olan antrenör dernekleri başkanlarımıza, kulüpler birliği başkanımıza, Kızılay başkanımıza, spor kulübü başkanı ve yöneticilerimize, Mücadele Sporcuları Derneği'ne, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abdullah abi, aynı şekilde sana da teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ben sporun içinden gelen bir kardeşinizim. Şu anda Türkiye Amatör Spor Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyesi, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda tertip komitesi üyesi. Öncesinde Sefaköy Kartal Spor'da ikinci başkan. Şu anda da onurla formasını taşıdığım, yönetiminde yer aldığım Yeşilova İslam Spor'da başkan yardımcılığı görevini yapan, elinden geldiğince de buna hepiniz şahitsiniz. İlçemizdeki bütün kulüplerimizin maçına giderek maddi manevi üzerine ne düşüyorsa destek vermeye çalışan bir kardeşinizim. Bundan da her zaman onur duydum. Onur duymaya devam edeceğim. 15 Mayıs'ta sonuç ne olursa olsun aynı şekilde aynı hizmetleri yaparak kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin yanında olduğunun şimdiden bilinmesini isterim. Kulüp başkanlarımız nedenle zor bir görevi yaptıklarını çok iyi biliyorum. Gençler ülkemizin geleceği. Kulüp başkanlarımızın emekleri olmasa, kulüp başkanlarımızın gece gündüz çalışmaları olmasa, koşturmaları olmasa, ceplerinden o paraları harcamasalar, İnanın gençlik daha farklı noktalarda, daha farklı yerlerde olacaktır. Çok iyi biliyorum ki sizler, kulüpçü abilerim, kulüpçü arkadaşlarım, bir yandan adı küçük, kendisi büyük, küçük çekmecemizin spor adında anılması için çaba harcıyorsunuz. Bir yandan da mahallemizin, ilçemizin gençlerine doğru yolda yer almaları, sporla alakaları olmaları için çaba harcıyorsunuz. Hepinizden Rabbim razı olsun. Emeklerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Evet, ben Büyük Birlik Partisi Küçükçekmece ilçe başkanımızım. Malum seçim dönemi. Bu seçim döneminde de genel başkanımızın takdirleriyle İstanbul 3. bölge 3. sıra milletvekili adayı olaraktan seçim döneminde aday gösterildim. Belki burada olan kıymetli abilerim, dostlarım seçimlerde bana oy vermeyecek. Onda da hiçbir problem yok. Şundan emin olun ki burada kim varsa, burada olamayıp beni arayan, gelemediğini beyan eden de bazı büyüklerimiz var. Emin olun ki oy verseler de vermeseler de buraya gelen, gelmeyen, nezaket gösteren herkes 15 Mayıs'tan sonra da Cem Özel hangi noktadaysa aynı şekilde devam edecek. Ve size şeref sözü veriyorum. Hepiniz benim başımın üzerinde yer alacaksınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Çünkü
bir seçim dönemi, oy istememiz çok normal. Ama ben buradan görüyorum ki benim davetime icabet eden, siyasi görüşü benden farklı olan büyüklerim de var aramızda. Onlar da beni ayrıca mutlu ettiler. Çünkü seçimler ayın 15'inde bitecek. Derler ya, sel akar, kumu kalır. Ama biz burada bu abilerimle, bu başkanlarımla, bu büyüklerimle 15 Mayıs'tan sonra da el ele, omuz omuza, kol kola yürüyerek Küçükçekmece'mizin amatör spor kulüplerine, diğer spor branşlarına nasıl hizmet edebiliriz konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden burada olmaları benim için çok önemli. Evet, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı içerisinde olan 30. yılını bu sene kutlayan, kurucu genel başkanını şehit vermiş kutlu bir hareket. Ben de bu davanın, bu partinin mensubu olmaktan, ilçe başkanlığı görevini ifa etmekten onur duyuyorum arkadaşlarımla beraber. Malum pazar günü bir seçim yaşayacağız. Bu seçimleri de sadece Türkiye Cumhuriyeti'mizin değil, bütün dünyanın dört gözle izlediği, pür dikkat, önemli bir şekilde izlediğinden hiç şüphemiz yok. Cumhur İttifakı içerisinde olan Büyük Birlik Partimizin milletvekili adayı olaraktan sizlerden birisi olan, sizlerle birçok zaman yan yana olan, omuz omuza olan bu kardeşiniz sizlerden şimdi destek istiyor. Verseniz de vermeseniz de beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Ama aileye yakışan, aynı Seymen Başkanımızın, Hüseyin Başkanımızın daha önceki konuşma yapan başkanlarımızın söylediği gibi, aileye yakışan, kendi içerisinden çıkan bir bireyi sonuna kadar desteklemektir, arkasında durmaktır. Ben de bu desteği göstereceğinize inanıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmıyorum. Spor camiası çok siyaseti sevmez. Bunu da çok iyi biliyorum. Tekrardan bütün başkanlarıma, bütün ağabeylerime, bütün kardeşlerime sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Tekrardan pazar günü seçimlerde inşallah milletvekilliği noktasında Cem kardeşimizi değerlendireceğinizi, düşüneceğinizi umut ediyorum. Söylemeden de durmam. Rafet abim burada, kıymetli abim. İlçemizin 3. lig temsilcisi, Küçükçekmece Sinop Spor'umuzun, o da diğer başkanlarımız gibi emektar başkanı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Rafet abicim, her zaman yanında olduğumdan bu kardeşimin şüphen olmasın. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ayrıca İFA Spor'umuza, Küçükçekmece Spor'umuza, Yeni Ufuk Spor'umuza, ben inanıyorum bu 3 takımımız da önümüzdeki sezonu Bal Ligi'nde oynayacak. Herhalde Bal Ligi kalmıyor. 4. lig olacak. Öyle gözüküyor. Şimdiden onları da tebrik ediyorum. Peşinen tebrik ediyorum. Çünkü inanıyorum rakiplerinden çok çok iyiler. Yönetim olarak, cami olarak hepsi kenetlenmiş vaziyetteler. Hiçbir şey olmasa adı küçük, kendi büyük Küçükçekmece sonuna kadar onların da yanında, onlara da başarılar diliyorum. Hepinize de kahvaltıma katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, İFA Spor Kulübü Başkanı Aydın Aydeniz'le birlikteyiz. Sevgili başkanım, önümüzde seçimler var. 2 gün kaldı seçimlere. Bugünle beraber 3 gün kaldı seçimlere. Yani 2 gün sonra artık kullanmaya başlayacağız. İlçenizden bir spor adamı, milletvekili adayı, bir siyasi partiden ve tüm spor kulüpleri de onun kampanyasında bugün yanında bulunuyorlar. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. En azından spor adamları siyasette ne kadar yer alıyor? Bir kere seçim ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu seçim sürecinde yarışan herkese Allah yardım etsin.
Cem kardeşim ilçemizin sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah yolunu açık etsin. İnşallah umuyoruz ki hedeflerine ulaşır. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah hedefine ulaşır. Evet, Halkalı Taştepe Spor Kulübü Başkanı İsmail Meriçli ile birlikteyiz. Bugün Cem Özel'in bir kahvaltısında, bir toplantısındayız. Cem Özel milletvekili adayı, bir spor adamı. Ne düşünüyorsun? Cem Özel, Küçükçekmece'nin yetiştirdiği bir değer. Spora da Küçükçekmece ilçesinde çok büyük katkıları var. Biz spor adamı olarak düşünüyoruz. Çekmece'nin evladını bu milletvekili adaylığında bir yerlere gelecekse bütün Küçükçekmece'nin de desteklemesini istiyoruz. Hani ben spor adamı olarak istiyorum. Derdimizi meclise taşımasını istiyoruz. Hani kendi öz değerimiz bunu da daha da ileriye götürmesini istiyoruz. Evet, Yeşil Efe Sınav Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş'la birlikteyiz. İlçenizden bir spor adamı milletvekili adaylığında son 3 gün artık ama büyük bir ilgi var Cem Özel'e. Başkanım, sizin düşüncelerinizi almak istiyoruz. Cem Özel hem spor adamı hem benim başkan vekilim. Küçükçekmece Yeşil Efe Sınav Spor Kulübü'nün başkan vekili. Bu minvalde Cem Özer'e çıktığı bu yolda, kutlu yolda başarılar diliyorum. İnşallah onu Ankara'da görürüz. İşte böyle spor adamlarının spora destek vermeye gönül vermiş genç arkadaşları Ankara'da görmek, amatörün önünü bir nebze olsa daha açacağına inanıyorum. Cem kardeşimin Ankara'da olduğunda sporla alakalı, amatör sporlara çok önem vereceğini, zaten şu anda çok yetkisi olmadığı halde herkesin derdine koşan bir kardeşimiz çıktığı bu yolda ona başarılar diliyorum. Allah utandırmasın inşallah. Evet, yanımızda Murat Müftüoğlu var. O da Küçükçekmece'de spor adamlarından, yöneticilerinden. Bir spor adamı milletvekili adayı Çekmece'den. Yoğun da bir ilgi var ona karşı. Senin bu konudaki düşüncelerini alalım. Cem bizim hem dostumuz hem arkadaşımız. Bu yolda da en büyük destekçilerimizden bir tanesi. Ne zaman federasyon kanalında ihtiyaç duysak her zaman yanımızda oldu. Biliyorum ki her dönemde yanımızda olmaya devam edecek. O yüzden ona bu çıkmış olduğu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. Allah gönlüne göre versin. Başaracağına da inanıyorum. İnşallah bizi mecliste temsil edecek. Evet, Küçükçekmece'nin bu sene Profesyonel Lig'e yükselmeyi başaran önemli kulüplerinden Küçükçekmece Sinop Spor Başkanı Rafet Orhan. O da Cem Özel'in toplantısında diğer spor adamları gibi o da bugün burada ona desteğini gelerek gösterdi ama bu konudaki düşüncelerini de öğrenmek istiyoruz. Bir spor adamı Küçükçekmece'den sporun içinde büyümüş hala yöneticilik yapan birisi milletvekili adayı. Bakıyoruz çok yoğun bir ilgi var. Sizin de bu konuda özelden düşüncelerinizi almak istedik. Öncelikle Cem kardeşimize başarılar diliyorum. Cem bizim kardeşimiz ve Küçükçekmece'de spor camiasının altın çocuğudur. Çok sevilen, çok kıymetli bir dostumuz. Onun için ben onun davetine icabet etmek bize farzdır. Sünnet değil, farzdır. Ben o kadar çok sevdiğim bir kardeşimin bu kutlu yolda Türkiye'nin idaresi noktasında milletvekili adayı olması medeni cesaretinden dolayı çok önemlidir. Spor camiası için, bizler için. Ben Cem kardeşime başarılar diliyorum. Biz abileri olarak, biz spor adamları olarak bilhassa Rafet Orhan şahsım adına konuşayım. Her zaman yanındayım ve başarılar diliyorum.